Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2019 6 ay kariyerimize devam ediyoruz. Ve Eskişehirspor maçıyla devam edeceğiz 6 ay kariyerimize. Bundan önceki bölümde biliyorsunuz ki transferlerimizi yaptık. O transferleri şimdi deneyeceğiz. Yeni bir değişiklik olmuştu, biliyorsunuz ki Furkan artık ilk 11'de oynayacak ve bakalım nasıl gelişecek. Bence Pedro'dan daha iyi oynayacağını düşünüyorum Furkan'ın. Pedro'ya göre daha hızlı ama inşallah Pedro'yu aramam diye de düşünüyorum. Çünkü Ali Ahamada'yı kalede oynatmak istiyorum. Çünkü daha fazla gol yememek için. Bakalım kendi evimizde Altay'la durumları nasıl yapacağız? Bakalım liderliğe devam edebilecek miyiz? Bu da bizim lig tablomuz. Bakalım liderliğe devam edebilecek miyiz? Zaten Osmanlı Spor'la liderliği şu an paylaşıyoruz diyebilirim. İkimiz de iki takımda aynı puanda. Bakalım Eskişehir Spor maçında neler yapacağız ve maç başlıyor. Marco'nun pasıyla maç başladı. Serkan'a kadar geldi top. Hadi çocuklar, hadi Ferhat. Hadi Furkan. Hadi çocuklar. Tevfik içeriye doğru oynadı. Ivanov. Kornerden bir gol daha bulduk. Üçüncü dakikada golü atıyoruz. Maç fazlasıyla maçı yenersek maç fazlasıyla liderliğe devam edeceğiz. Maç başladığından beri 3 şutumuz var. Biri isabetli. Bunlardan bir tanesi gol oldu. İlk şutumuz gol oldu diyelim. Şimdi 5 şut oldu. 3'ü isabetli. Biraz daha yetenekli oyuncularımız olsa gerçekten taktik çok daha işe yarayacak. Tevfik, korneri kullandık. Ivanov 2-0. 2-0'a getirdik maçı. Eskişehir kaçıncı bu arada? 17'ncilermiş. Biz gol atmaya devam edelim. Avarajımız yüksek olsun. En çok gol atan takımız şu an. Bir korner daha. Yine Tevfik geliyor içeriye doğru. Ivan hat-trick yapacak neredeyse. Dışarı attı bu seferki topu. Tevfik. Güzel yerden serbest vuruş kullandık. İçeriye doğru Ferhat. 3-0. 23 dakikada 3 gol atıyoruz. Hadi çocuklar devam edelim. 12 şut, 6'sı isabetli. 6 isabetli şuttan 3'ü gol oldu. Eskişehir 2 şut attı, birisi isabetli. Tevfik serbest vuruşu kullandı dışarıya. Oralardan golleri var. Maç sırasında çok fazla isminden söz ettiriyor Tevfik. 34. dakikadayız. 3-0 öndeyiz. 16 şutumuz var. 7'si isabetli. Hala Eskişehir 2 şut. 1'i isabetli olarak devam ediyor maça. Bu sefer Eskişehir çok fazla faul yapmış. 10 faulleri var. Bizim 8 faulimiz var. Furkan kendini göster Furkan. Tevfik sakatlandı, nazar değdirdik. Tevfik'e nazar değdirdik. İbrahim Keser oyunu alacağız. Bu da genç bir oyuncu. 21 yaşındaki bir oyuncu. 3-0 öndeyiz zaten. Böylece genç oyuncularımızı da oynatmış oluyoruz. Ve ilk yarı 3-0 üstünlüğümüzle bitti. İkinci yarı Eskişehir Spor başlıyor.
Ferhat mı? Furkan. Ferhat. Adnan. Mert. Mert içeriye doğru. Furkan Deniz. İşte Furkan atıyor golünü. Aferin Furkan. Aferin. Genç oyuncu Furkan Deniz. Golünü de attı 4-0. Golünü de attı 4-0'a getirdi maçı. Dakikaya kadar geldik. 20 şut, 10'u isabetli. Bunun 10 isabetli şuttan da 4'ü gol oldu. Ali Ahamada. İbrahim Öztürk. Ferhat. Ferhat. Ferhat orta sahaya kadar geldi. Pası İbrahim keser. İbrahim. İbrahim. Ferhat'a. Ferhat. Ferhat Adnan'a. Adnan. Adnan Serkan'a. Serkan Furkan'a ver. Vermedi. Ferhat. Ferhat. Adnan vurdu. Savunmadan seken topu Leandro tamamlıyor. 5-0. Maç 5-0 oluyor. Avaraj 28'e çıktı bizde. İkinci yarıya müthiş başladık. 23 şut. Deli gibi şut atıyoruz. 66. dakikadayız. 6. gol gelir mi? Hadi çocuklar 6. golde gelir mi? O Denizlispor maçı vardı hatırlar mısınız? 5-5 bitti. 3 puan o kadar yakındık ki gitti geldi o 3 puan elimize. En sonunda ikimiz iki takım da 1 puan alarak ayrılmıştık sahadan. İnanılmaz bir maçtı. Bakalım bu maçta da bir inanılmazlık yaşayacak mıyız? 5-0 öndeyiz şu an. 27 şutumuz var. Maça artı 3 gibi bir ekleme gelebilir. 2 geldi. 5-0 öndeyiz. 3 puan bizim. Ligin ikinci yarısına çok rahat başlıyoruz. Ali Ahamada. İvanov. 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 İbrahim Keser genç oyuncu. İbrahim. Adnan. Adnan. Adnan ve maç bitti. Maçı bitiriyor hakem. 5-0 yeniyoruz. Tevfik. 3 hafta. Şöyle bir gönderelim seni. Ali Ahama da gerçekten güzel bir maç oynadı. Ivan neredeyse hat-trick yapacaktı. Ivanov. Ligde 42 puanla birinciyiz. Maç fazlamız var tabii ki de. Şimdi bundan sonraki maçımız Adanaspor'la. Adanaspor 3. Önemli bir maça çıkacağız. Deplasmana gidiyoruz. Bakalım Adanaspor maçında neler yapacağız. Ve Adanaspor maç günündeyiz. Bu arada Fenerbahçe Yiğitan için teklifleri kabul ediyormuş. Biz de bir teklif yapalım. Çünkü bizim niye kabul olmadı? Teklifi yap diyorum. Neydi kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. Tamam ediyorsan tamamdır. Tamam güzel. Bize teklifimizi vermiş olduk mu? 6 ay kiralama. Okey. Şimdi o bölgede bizim çok fazla şeyimiz yok. Madem öyle kabul edildi. Belki bizim de işimize yarar. Çünkü bir tane var. O da sakatlanıyor, makatlanıyor, bir şeyler oluyor. Neyse, öyle sıkıntılı olabiliyor. Şimdi Marco sakat. Onun yerine ya Murat'ı oynatacağız ya İbrahim'i oynatacağız. İbrahim Akın'ı oynatacağız. Şimdi hangisi daha iyi olur bilmiyorum. Çünkü Marco'nun çok sakatlanmasına
alışkın değilim. Murat'ı daha önceden oynattık mı? Hiç oynatmadık. Murat hiçbir maça çıkmadı. İbrahim Akın uzaktan şutları 15 vurabilir belki. Bir deneyelim. Bir deneyelim İbrahim Akın'ı burada. Marco Can'la değiş. Hatta şöyle yapalım. Yasin şöyle dursun. Zaten 8.sini alıyor mu bilmiyorum da. Bakayım bir. 8'i zaten almıyor. 7 olacak. 7 tane yedek olacak. Olmadı, Murat alır. Tevfik hafif bir sakatlığı var. Ama ona rağmen oynatacağım. Adana Spor maçı çok önemli bir maç çünkü. Bakalım. Adana Spor maçına gidelim. Bu maçı almamız gerekiyor çünkü şeye devam etmemiz gerekiyor. 3 puanları almaya devam etmemiz gerekiyor. Ve maça İbrahim Akın'la başlıyoruz. Aspanspor'da 43 puan olmuş. Onlar da almışlar maçlarını. Bugün onların da maçları var. 1 puan arkamızda Adanaspor bu arada. Bakalım alabilecek miyiz Adana'nın sahasında bu maçı? Zorlu bir deplasmandır Adanaspor deplasmanı. Önemli oyuncuları var mı? Var. Kalecileri önemli bir kalecidir. Forvetleri Eren Keleş önemli bir oyuncudur. Akakpo aynı şekilde ama bizde de önemli oyuncular var. Ivan Ivanov, Ahamada, Mert Yılmaz, İbrahim Öztürk, Tevfik Ferhat, Leandro Kapel, Adnan, Marco sakat ama İbrahim Akın var yerine. Furkan Deniz kendini göstermeye başladı. Yani bu ligde, birinci ligde kendimizi gösterdik bayağı. Tevfik yine serbest vuruşu, pardon, korneri kullandı. Yine biz vurduk kafayı ama dışarıya gitti. İvan geçen maç biliyorsunuz iki tane gol buldu. Şu an 3 şutumuz var, birisi isabetli. Onların 2 şutu var, biri isabetli. Ali Ahamada kaleci vuruşunu kullandı. İvan pas verecek arkadaşının aradı. Ferhat. Tekrar İvan, uzaklaştırın oradan. İvan topu uzaklaştırıyor ama istediği arkadaşına gitmedi. Furkan oraya kadar koşamadı da. Çok uzağına attı. Hadi kapalım orada. Çok yakınız topa. Pas yapıyor Adanaspor. İyi bir pas verdiler. Dikkat edelim, içeriye açtı. Serkan karşıladı. Yine Adanasporlu oyuncular da. Abdülkadir'e kadar getirdiler topu. Eren'den topu kaptı ama faul dedi. Mert Yılmaz'ın pozisyonlu hakem ve faulü verdi. VAR sistemine de baktılar. Önemli bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi Adanaspor. Kullanıyoruz ve bizim oyuncularımıza çarptı top. Kapabilir miyiz? Kapabilir miyiz? Kaptık. Tevfik kaptı. Tevfik. Leandro'ya müthiş bir top. Leandro. Pası Mert'e. Mert açarsa içeriye, açtı içeriye. Açtı, vurdu. Tevfik. Tevfik. 1-0 Adanaspor karşısında, 1-0 öndeyiz. Puanımız 45 puan olacak. Eğer maç böyle biterse, Osmanlıspor maçı 0-0 şu an. Avarajımız var. 37. dakikaya geldik artık. Mert taçı kullandı. Adnan içeriye. Leandro Capel kaleciyle ve direk arasında kaldı top. Ve savunma uzaklaştırdı. 7 şut, 3'ü isabetli. Bizde Adana'da 4 şut, 1'i isabetli. İsabetli 3 şuttan birisini gole çevirdik. Hadi çocuklar. İlk yarı bitmek üzere ve bitti. İkinci yarıya hemen başlayalım. Adanaspor ikinci yarıya başlayacak.
Savunmanın arkasına bir top Ali Aham'a da. Çok iyi kurtardı Ali. Aferin Ali. Korneri kullanacak şimdi Adanaspor. İçeriye doğru yolladı ve Ali Aham'a da müthiş kurtardı. Dokuzuncu, 50. dakikaya geldik artık. Bir gol daha atarsak rahat edebiliriz bence. 10 şut attık, 4'ü isabetli. 6 şut attılar, 3'ü isabetli. Adanaspor'da da bakalım ikinci golü bulabilecek miyiz? Tevfik serbest vuruşu kullandık. Az farklı dışarıya. Az farklı dışarıya çıktı top. Mert taçı kullandı Adnan. Tekrar Mert. Leandro Kapel. Leandro içeriye doğru Furkan. Furkan görüyorsunuz Furkan neler yapıyor. Biraz sessiz oynuyor ama etkili oynuyor. Zamanı geldiğinde de iyi şutlar çekiyor. Geçen maç golünü attı. İbrahim Akın'dan bir şey göremedik ama oynatabileceğim en iyi orada Marco'dan sonra oynatabileceğim en iyi oyuncu bence İbrahim Akın. Belki bir gol de atabilir. Yetenekli bir oyuncu çünkü. 70. dakikaya geldik artık. 1-0 öndeyiz. Taç kullanıyor şimdi Mert. Mert kullandı. Adanalı oyunculara gitti ama yine kaptık. Mert topu kaptı. Tevfik. Leandro. Leandro. Mert. Adnan. Adnan Serkan'a doğru güzel oynadı, sola doğru. Serkan Furkan'a, Serkan'a tekrar içeriye Leandro. Bir daha Leandro olmadı. Tevfik vurdu 2-0. Tevfik. Tevfik vurdu 2-0'a getirdi maçı. İki sıfır. Adanaspor karşısında 2-0 öndeyiz. Beş puanda olacağız eğer bu maçı yenersek. Adana serbest vuruşu kullandı. Yine savunmanın arkasına doğru ama Ali Aham'a da çıktı ve topu aldı. 82. dakikadayız. Ali Aham'a da artık elinden çıkarman lazım topu. İleriye doğru oynadı. Furkan'a doğru. Gelmedi. Ferhat aldı. Adnan sıyrıldı ama yine kaptırdık. Sağa doğru oynadılar oyunu. Kapabilir miyiz? Orada çok boşlar dışarıya. 2-0. 2 golle Tevfik'ten. Sakat sakat. Oynadığı Ali Ahmada. İyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Ali Ahmada'yı alarak Adnan, Ferhat, İbrahim Akın, Leandro'ya topu. Leandro topu kaptı içeriye Adnan Tevfik. Adnan vurdu kaleciden seken top Tevfik. Hat-trick yapıyor Tevfik ve müthiş oynuyor bugün müthiş. Adana saldırmaya çalışıyor ama bundan sonra artık çok rahatız. Rahatı 85. 86. dakikaya girdik diyebiliriz. İçeriye doğru Kone vurdu 3-1. Avarajdan düşüyor ama en fazla avaraj olan biziz. Önemli olan şu an 3 puan alabilmek. Artı 3 verir diye düşünüyorum hakem. Çünkü artı 3 verir diye düşünüyorum dediğinde artı 2 veriyor zaten. Vay da artı 4 verdi resmen. Bayağı uzattı maçı ya. 2 3'e geliyoruz. Adana korneri kullandı. Yemeyelim bir gol daha. Direkten döndü. Furkan uzaklaştırmaya çalışıyor. Olmadı. Bir daha 3-2. 3-2'ye getirdiler maçı. 90 artı 3'teyiz. Hızlı bir şekilde git. 4 4 oldu hocam. Bitir artık maçı. Bunu oynatmaman lazım hocam.
Aman dikkat. Güzel girdik araya. Ama topu takip etmediğimiz için tekrar aldı Adanaspor. Bir daha ve taç ve maç bitti. 3-2 bitiyor maç. Maçın sonuna doğru iki tane gol yedik ama olsun. Sıkıntı değil. Avaraj olarak zaten bayağı yüksek avarajımız. Bakalım. Adana Demirspor'la kendi evimizde oynayacağız. Adana Demirspor kaçıncıymış bakalım. Dokuzuncular. Bakalım Adana Demirspor maçında neler yapacağız ve Yiğit'i alabilecek miyiz? Ve Adana Demirspor maç günündeyiz. Yiğit Güveli'yi alamadık. Çünkü Samsunspor'la anlaştı. İkinci ligde bizim de alt ligimizde olan bir takımla anlaştı. Ve onlarla yoluna devam edecek. Yiğit Güveli. Yanlış söylemedim galiba. Yiğit Han Güveli. Aynen. Bakalım biz şimdi Serkan cezalı. Bu şekilde devam edelim. Marco'nun sakatlığı geçti. 3 puanları almaya devam etmemiz lazım. Osmanlıspor'un bir maç eksiği var. O yüzden pardon, bizim bir maç eksiğimiz var. Osmanlıspor galiba maçı berabere bitti herhalde. Onların bir bakalım. Berabere bitmiş. Bundan yararlanmamız lazım. Puanı bu maçla birlikte ileriye atarsak iyice arayı açmış olacağız. İkinciyle ve diğer takımlarla. Ve kendi evimizde oynuyoruz zaten. Maça başlayalım. Adana Demirspor'un önemli oyuncuları var bu arada. Anderson, Pote, başka Orkan, Çınar, Mitrovic. Çok önemli oyuncular. Dikkat etmemiz lazım o yüzden bu maçta da. Adana Spor'u 3-2 yendik. Adana Demirspor'da önemli bir takım. Önemli oyuncuları var o yüzden bu maçta da çok dikkatli oynamamız lazım. Maçın başından beri iki şut çektik. Birisi isabetli. Adana Demirspor daha şut çekemedi. Tevfik bundan önceki maçta biliyorsunuz ki sakat sakat oynadı ve 3 gol attı. Önemli bir oyuncumuz. Süper Lig'e çıkarsak zaten bu takım üzerinden elemeleri yapacağız. Kimler kalacak, kimler gidecek, onlara tekrar tekrar bakacağız. 25. dakikaya geldik. Hala Adanaspor bir şut çekemedi. Biz 5 şut çektik, 3'ü isabetli. Bu 3 isabetli şuttan herhangi bir gol atamadık hala. Bu da garip. Böyle garip maçlar yaşıyoruz biliyorsunuz. 28 şut atıyoruz. 11 isabetli ama maç 0-0 ya da karşı takım 1-0 önde ya da 2-0 önde gibi maçlarımız oldu biliyorsunuz. Bu maçta da aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. O yüzden ileri kademedeki oyunculara bir transfer yapmak istedim fakat yapamadık tabii ki. Kale en iyi transferdi bizim için. Çok da iyi gidiyor şu an. Adnan çok iyi geçti iki kişinin arasında. Adnan uzaktan vurdu dışarıya. Adnan Aganovic. On şut oldu. İlk yarıda daha şut çekemedi Adana Demirspor. Biz 11 şut attık ama hala golü bulamadık. Marco ile başladık ikinci yarıya. Ferhat faul. Sert bir faaldi. Hocam sarı kart göstermen gerekiyor. Uyardı. Birinci dakikaya geldik. Hadi
çocuklar. Gol bulmamız lazım. Orayı açabilmemiz için gol bulmamız lazım. Adana Afyon'la 2-2 berabere. İşte Tevfik şutu atmış ama yine gol olmadı. Taç kullanıyor Mert. Adnan. Adnan Ferhat düzgün vur. Savunmadan sekte. Ve Adana Demirspor'da kaldı top. Önemli geliyorlar. Berke geldi. İbrahim Öztürk'te kaldı. Ali Ahmada Marco'ya doğru atmak istedi. Olmadı. Leandro, Ferhat, Tevfik. Tevfik. Orta saha geçti Tevfik. Tevfik'ten pas. Marco'ya. Marco aldı topu. Marco. Adnan. Önüne aldı. Vurdu gol. Adnan Aganovic. 1-0 öndeyiz. Adana Demirspor karşısında 63. dakikada golü bulduk. 48 puana yükseliriz bu maçı da yenersek. Çok güzel bir goldü. Yetmiş dördüncü dakikadayız. Sekseninci dakikaya geldik. 19 şut, 9 isabetli, hatta 20 şut, 9 isabetli. 9 isabetli şuttan biri gol oldu. Adana Demirspor 1 şut, 1 isabetli şutları var. 27 faul yaptık. 19 faul yaptı Adana Demirspor. Sarı kart bizde 1, onlar da 0. 90 artı 3 dedi hakem. 1-0 öndeyiz. 90 artı 2'ye geldik. 90 artı 3'e çok az kaldı. Topu kapmamız lazım. Son dakika Adana Spor maçına benzemesin. Ali Ahamada'ya kadar döndük. Ali Ahamada zaman geçiriyor. Ivan. Ivan. Ivan'ın pası Leandro Kapale. Leandro. Leandro çok iyi pas Mert'e. Mert müthiş koştu. Mert. Mert içeriye doğru Marco'ya gelmeden kaleci. Kaleci topu tuttu. 90 artı 3'ün içerisindeyiz. Ve maç bitti. 1-0 yeniyoruz. Puanımızı da artık ileriye doğru taşıdık. Artık ikinci ile aramızda herhangi bir şey kalmadı. 5 puan fark ikinciye, üçüncüye 6, dördüncüye 6, beşinciye 7 puan yanlış hesaplamadıysam şu an fark attık. 48 puanla birinciyiz. Oyuncuların durumlarına bakalım. Marco 13 gol, Pote 15 gol var. Tevfik 8, Ivan 8. Tevfik asist krallığında birinci, Leandro 7. 5. 7 asistle en fazla koşan Mert Yılmaz. Bakın bu çocuk çok gelişecek. Bayern'den kiraladık ama bir üst lige çıkarsak alacağım beklerden bir tanesidir. Ivan kalecimiz Egemen Ali Hamada oynasak belki bu birinciliği elde ederdi. Şimdi Eskişehir Adana Demirspor maçını yaptık. Bu bölümü burada bitireceğim. Bundan sonraki bölümde de Altın Ordu, Elazığspor ve Ümraniyespor maçlarını yapacağız arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim diyorum. Daha fazla Football Manager videosu istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bol başarılı FM'ler.